vahşi doğada avcının parçaladığı bedenlerden akan kan ölüm getirirken, doğum sırasında akan kan hayat verir. Denetlenemeyen vahşi gücüyle panter veya arslan ölümün soğuk nefesini canlıların üzerinde tutarken, doğum hayata ilk adımdır. İki karşıt kavramın, ölümle yaşamın aynı kompozisyon içindeki ilginç bir bileşimi olan bu heykelcik, dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkarılan şişman kadın heykelciklerinin tanrıça olabileceği konusundaki ilk ipuçlarını verdi. Çünkü iki panterin oluşturduğu bir taht üzerinde oturarak doğum yapan kadınla panterlerin bu gerçeküstü bileşimi fikrin bir hayal dünyasında doğduğunu gösterir. Bu heykelcik Anadolu'da Çatalhöyük'te bulunmuştur. Çatalhöyük, M.Ö. 7. bin yıldan 5500 yıllarına kadar varlığını sürdüren önemli bir neolitik yerleşim bölgesiydi. Çatalhöyük köylüleri tarımın yanı sıra koyun, keçi ve domuz yetiştiriyor. Dolayısıyla hayvanlar dünyasının bir bölümünü denetimleri altında tutuyorlardı. Ancak bu kadının yanında yer alan hayvanlar, insanın o dönemde artık unutmaya başladığı ve dolayısıyla onun için tehlike ve ölüm anlamına gelen bir dünyanın hayvanlarıdır. Korkutucu yabanıl hayvanlar kadının tahtını oluşturur. Kadın da bu korkuyu adeta insanlar üzerinde egemenlik kurmak için kullanır. Böylece bir taraftan doğurgan bir ana rolünü üstlenirken, öte yandan da vahşi hayvanların ayakları altında uysallaştığı insanüstü bir güç görünümündedir. Çatalhöyük kazılarını yürüten arkeologların gün ışığına çıkardığı duvar resimleri ve kabartmalarda simgesel bir düşünüşün ve iş birimine dayanan bir düzenin varlığı sezilmektedir. Bu duvar resimleri ve kabartmalar tapınak oda ya da tapınak olarak adlandıracağımız mekanların içinde bulunmuşlardır. Aslında Çatalhöyük konutlarıyla tapınaklarını plan ve düzen açısından birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Ancak bu yapıların duvarlarındaki kabartmalar ve tanrı simgeleriyle sekiler üzerine bırakılmış tanrı hediyelerinden kolayca bunları tapınak olarak tanımlamak mümkün olabilmektedir. Buradan girdiğime bakmayın, aslında gerek konutlara gerekse tapınak odalarına çatılarındaki bir delikten ve ağaç merdivenlerle girilirdi. Şimdi böyle bir tapınak odanın içinde bulunuyoruz. Bu tapınak odalarda batı ve kuzey duvarlarında tanrı sembolleri, diğer duvarlarda ise kabartmalar, resimler ve bezemeler bulunmaktadır. Bu örneğimizde kuzey duvarın orta üst noktasında kol ve bacaklarını iki yana açmış bir tanrıça sembolü işlenmiştir. Tanrıça kabartmasının altında koç ve boğa başlarından oluşan bir dizi kabartma bulunmaktadır. Çatalhöyük duvar resimleri ısı ve ışıktan etkilendikleri için koruma altına alınmışlardır. Bu nedenle biz zaman zaman anlatımlarımızı çizimlerden yararlanarak sürdürmeye çalışacağız. Bu duvar resimlerinde benzer figürler resmedildiği gibi ki bunlar yan yana ve karşılıklı olabilmektedirler. Bu resimde görüldüğü gibi bir vücuttan çıkan iki baş şeklinde olanları da vardır. Bu eserin aslı yurt dışında bir sergide bulunduğu için biz burada fotoğrafını göstermekle yetiniyoruz. Bazen bu çift görüntü kavgalaşan iki panter şekline dönüşür. Bu durumda hayvanın hem tanrıçanın simgesi olduğu hem de onun yerini tuttuğu ileri sürülmüştür. Boğa başlarının altındaki çıkıntılar insan göğsü olarak yorumlanmaktadırlar. Bunlar alçıdan yapılabildiği gibi yaban hayvanlarının kemiklerinin üzeri sıvanmak suretiyle de biçimlendirilmişlerdir. Hayatın başlangıcını ve sonunu sembolize etmektedirler.
Gerçi tapınaklarda çokça boğa başı görülür ama bunların yanı sıra koç başları ve erkek geyik başlarının da kullanıldığını görüyoruz. Çatalhöyük geç dönem yerleşmesinde sığırların evcilleştirilmiş olmasına rağmen boğanın uzunca bir süre denetlenemeyen gücün simgesi olarak varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Boğa ve panter gibi yırtıcı hayvanlar yanı sıra geyik ve akbaba olduğu sanılan yırtıcı kuşların varlığı, boğa başlarının altındaki çıkıntılarda yaban domuzu, tilki, gelincik gibi yırtıcıların çene kemikleri ve dişlerinin kullanılmış olması, tanrıçanın yalnızca evcil değil, aynı zamanda vahşi ve tehlikeli bir hayvanlar dünyasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyar. Bundan dolayı tanrıça, insanın tarımsal etkinlikleriyle evcilleştirmeye çalıştığı ve çevresini kuşatan doğanın değil, aynı zamanda vahşi ve tehlikeli, denetlenemeyen doğanın da sahibesi ve hakimesi olarak ortaya çıkar. Kutsal olan şey insan düzeyinin üzerinde yer alır. Çatalhöyük duvar resimlerinin bundan dolayı yepyeni bir sıralama kavramını ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. İnsan ya da hayvan biçiminde üstün varlıklara tapan ve inanan küçücük insanlar. Bu insanlar bazen panter postu giymiş, bazen de inandıkları güce dua etmek için kollarını yukarı doğru kaldırmış olarak resmedilmişlerdir. Kısacası bunlar doğadaki ve inançlardaki farklı iki düzlemi gösteren anlatımlardır. Biri zorluklarla karşı karşıya olan insanın bulunduğu yer, diğeri bunları çözümleyebilen Tanrı'nın bulunduğu yer. Bu bir anlamda ilk din kavramının ortaya çıkışıdır. İnsanla Tanrı arasında olduğu kadar üstün güçler arasında da bir sıralanma söz konusudur. Koç ve boğa başları Tanrıçanın altında yer alır. Çatalhöyük kazılarını yürüten James Mellard bu durumu Tanrıçanın koç ya da boğaları doğurması olarak yorumlamıştır. Yaşamla ölüm arasında gidip gelen bu garip anlatımlar adeta yaşam üzerine egemen olanın ölüme de egemen olduğunu anlatmak istiyor gibidir. Kısacası o çağın insanları için doğumla ölüm iç içedir. Doğum ölümdür, ölümse doğumdur. İlkel düşüncede loğusalık ve aybaşı sırasında her türlü kanamanın dişi gücün simgesi olduğu kabul edilir. İlk ve orta çağlarda dölütün aybaşı kanamasından sonra döl yatağında kalan kandan oluştuğuna inanılırdı. Hayat veren kandı bu. Dolayısıyla kırmızı yaşamın yenilenmesidir. Belki de döl yatağındaki bir bebek gibi büzülmüş yatan, yaşam rengine boyanmış iskeletler de ölenin ruhunun yeniden doğmasını sağlamak için. Doğum ölümdür, ölümse doğum. Tabiat kışın ölür, baharda canlanır, yazın meyve verir ve kışın yeniden ölür. Güneş doğar, yükselir, batar ve yeniden doğar. Ay doğar, dolunay olur, sonra eksilir, kaybolup yeniden ortaya çıkar. Demek ki var olur ve yok olur, yani doğum ve ölüm, sonsuz bir değişim sürecinin birbirine zıt ama yine de birbirini tamamlayan iki ayrı yönüdür. Çatalhöyük tapınaklarında tanrıça kabartmalarının tapınağın kuzey ve batı duvarlarını süsleyişi acaba bir rastlantı mıydı? Çünkü genellikle batı, doğanın canlandığı
bahar aylarıyla, kuzey ise öldüğü kış aylarıyla bir tutulur. Ana tanrıçanın bu iki başlı heykelciği de belki onun biri doğum, biri ölüm olan iki ayrı yüzünü simgeliyordu. Ölüp yeniden dirilme, bütün dinlerin temelinde yatan ana temalardan biridir. İnsan için asıl olan hayattır. Hayatın ilk ve tek kaynağı ise doğadır. İklimi, coğrafyası, hayvan ve bitki örtüsüyle. Ne var ki bu doğa oynaktır, belirsizdir. İnsan iradesine bağlı kalmaksızın bazen bereket getirir, bazen felaket saçar. Bereket hayatın ta kendisi, felaketse ölüm demektir. Olaylarındaki bu oynaklık onu insanın gözünde sırrına erişilmez ve bilinmez kılar. Bitki, hayvan ve insanların üremesi ve yok olması da bu bilinmezlikle iç içedir. İnsanın bu bilinmeyeni bir insan, daha doğrusu bir kadın biçiminde düşünmesi çok ilginçtir. Çatalhöyük'te soyut düşünceye doğru önemli bir adım atılmış olmasına rağmen bu kadın heykelciğinin gösterdiği gibi insanlar hala gördükleri, tanıdıkları nesnelere ve olaylara dayanan somut kavramlarla düşünüyorlardı. Hayat doğum olduğuna, doğum da kadınlarca gerçekleştirildiğine göre bereket dişiydi. Ancak doğada hayvan ve bitkiyi, dolayısıyla beslenmeyi sağlayan maddi öge topraktır. Toprak aynı zamanda toplumun fiziksel yaşam alanı, üzerine yerleştiği ve barınabildiği bir mekandır. Bu mekan üzerine yerleşen ve barınaklar kuran insanoğlu, soyunun sürekliliğini de sağlayabilmek için üremek ve çoğalmak durumundadır. Böyle olunca da insan, bu kabartmalarda görüldüğü gibi Tanrıça Boğa ikilisinin simgelediği bereketin kendine sunduğu ürünlerden yararlanarak yaşamını sürdürür. Böylece insan topluluğunun doğurganlığıyla toprağın sunduğu bereket aynı şeydir. Bütün Neolitik toplumlarda olduğu gibi Çatalhöyük'te de kadınlarla erkekler arasında bir iş bölümü vardı. Doğuran, tarımla uğraşan ve üreten kadınlardı. Erkeklerse hayvanların evcilleştirilmesiyle avcılığın yanı sıra çobanlığa yönelmişlerdi. Yani toplumun özellikle beslenmede yararlandığı bitkileri kadınlar, hayvanları erkekler yetiştirmekteydi. İşte nasıl toplum kadınlardan ve erkeklerden oluşuyorsa onların dışındaki dünya ve evrende benzer bir yapıdaydı. Bütün canlıların bağımlı olduğu toprak, doğuran, tarımla uğraşan, üreten kadın gibi dişiydi. Topluluğun tanrılaştırılmış erkek gücünü boğa simgeliyordu. Bu yüzden insanlığın yarattığı bu ilk tanrıça boğa ikilisi tek bir tanrının görünümünden başka bir şey değildi. Anadolu'daki tek fark tanrıçanın baştan beri panterli ya da aslanlı olmasıydı.
bahçelerde bazı çiçekler dişi ve erkek polenleri içinde taşır. Bazı bitkilerde ise dişi ve erkek polenler ayrı ayrı çiçeklerde bulunur. İşte ana tanrıça da bağrında dişi ve erkek polenleri taşıyan bir çiçek gibiydi. İnsanlar yaptıkları büyüyle bu dişi ve erkek polenlerin birbirine karışmasını etkilediklerini sanırlardı. Tabiat ana topluma hayat verirken toplum da üremenin sürekliliğini, yani tüketilenlerin yeniden üremesini ve yitirilenlerin sayısı kadar yenilerinin dünyaya gelmesini sağlamak için kut törenlere başvururdu. Tabiat ananın yeryüzündeki temsilcisi kabile tarafından seçilmiş bir baş rahibe ya da kraliçe olurdu. Toprağın ürün verebilmesi için bu kraliçenin gebe kalması gerekirdi. Seçilen erkek oyuncu tahılı ya da bitkileri temsil eder, bir süre için önder rolü oynar ve bir tahıl kralı olurdu. Kralla kraliçenin ilişkileri bir taklit büyüsüne dönüşür, törene katılanlar tanrıça ve tanrı haline gelirdi. Onların etkinlikleriyle bitki ve hayvanların yeniden doğuşunun kontrol altına alındığı sanılırdı. Ancak erkeğin temsil ettiği tahıl gibi gömülmesi ve yeniden doğması gerekirdi. Ölümlü insanların toplumunda bu, o kimsenin öldürülmesi ve yerini genç ve güçlü bir ardılın alması anlamına gelirdi. Daha yakın zamanlara kadar Sudanlı Şilluklarda prensesler kralı kendi elleriyle boğarak öldürürlerdi. İştar ile Tammuz, Isis ile Osiris, Afrodite ile Adonis ve Kübele ile Atis mitoslarının da ilham kaynağı olan bu kut törenler, daha sonra Tunç çağındaki kutsal evlenme motifinin de habercisidir. Çatalhöyük'te de insan biçimli tanrı heykellerinin bulunması, daha eskilerde de benzer tapma törenleri olduğunu akla getirmektedir. Üstelik bu tanrı heykellerinden biri genç, öteki de boğa üstünde oturan yaşlı ve sakallı biri. Tıpkı bitkilerin temsilcisi kralın yaşlı bir adam olarak ölüp genç biri olarak yeniden doğması gibi. Ancak Çatalhöyük'te insan kurban edildiğine dair en ufak bir belirti yoktur. Zaten uzmanlar toplumların zamanla tahıl krallarının öldürülmesi yerine olayı büyü törenlerine dayanan simgesel bir anlatımla canlandırma yoluna gittiklerini ve böylece insan kurbanının da yavaş yavaş ortadan kalktığını düşünmektedirler. Çatalhöyük boğa üzerine oturan erkek heykelciğinin tam olarak neyi simgelediği bilinememekle birlikte, daha sonraki yüzyıllarda Tunç çağında Anadolu'da büyük bir devlet kuracak olan Hititlerin baş tanrısının ön örneği ve Hitit çağına dek ulaşan bir kültürel etkilenmenin işareti olarak yorumlanmaktadır. Kadın ve boğa figürleri konusunda Anadolu ne tektir ne de bu figürlerin öncüsü. Murabit buluntuları, tanrıça ve boğa kavramının çıktığı yerin M.Ö. 8000'lerde Orta Fırat olduğunu gösteriyor. Buluntulardan anlaşıldığına göre Yakın Doğu'nun kadın figürlerinde ortak bir tema vardır. Vücudun şu veya bu parçasının abartılarak ve bozularak belirtilmesi ve bereket anlamının varlığı. Nitekim Çatalhöyük'ün bu ünlü heykelciyi de sahip olduğu bereket gücüyle beslenme olanaklarını çoğaltacak gibi buğday dolu bir kap içinde bulunmuştur. Yakın Doğu'da bulunan kadın heykelciklerinin bir başka ortak teması da insanın en seçkin yeteneklerinin merkezi baş ve özellikle gözlerin önem kazanmasıdır. Anadolu'da geç Neolitik dönemin önemli merkezlerinden biri olan hacıların kadın figürlerinde de gözler büyük ve çoğunlukla boya ile vurgulanarak belirtilmiştir. Burdur dolaylarındaki hacılarda bulunan heykelciklerde tanrıça bazen bir çocuk emzirir.
Bazen de göğsündeki analık sütüne baskı yapar. Bu figürde kucakladığı kimine göre panterdir, kimine göre de panter postu giydirilmiş bir çocuk. Yine hacılarda çıkan ve törenlerde kullanıldığı sanılan bu kaptaki kadın yüzünün ana tanrıçayı simgelediği düşünülmektedir. Hitit tabletlerinden öğrendiğimize göre Hititler, tanrı ya da tanrının kutsal hayvanı biçimindeki rüton dediğimiz kaptan içki içerlerse tanrı ile bütünleşeceklerine inanıyorlardı. İşte bu yüzden hacılarda çıkan bu kadın başı biçimindeki kabın da Hitit kültürüne dek uzanan inancın eski bir örneği olduğu düşünülmektedir. Neolitik ya da bir başka deyişle cilalı taş devrinde, yani insanın tarıma başladığı, koyun, keçi, domuz gibi hayvanları evcilleştirdiği ve küçük küçük yerleşme yerleri kurmaya başladığı dönemde Anadolu'daki en eski ana tanrıça tasvirlerini çay önünde buluyoruz. Profesör Doktor Halet Çambel ve Doçent Doktor Mehmet Özdoğan'ın kazı çalışmalarını yürüttüğü Çayönü, Çatalhöyük'ten daha eski bir yerleşme yeridir. Bundan dolayı Çayönü'nde bulunan ana tanrıça heykelcikleri de ilk örnekleri oluşturma özelliğine sahiptirler. Buna karşılık Çatalhöyük ana tanrıça tasvirleri de hayvanlar hakimesi ve panterli tanrıça örneklerinin ilkini oluşturma özelliğine sahip bulunmaktadırlar. Çatalhöyük'te ana tanrıça, tehlike ve ölüm anlamına gelen dişi arslan ya da panterlerin oluşturduğu tahtında oturarak doğum yapan bir kadın olarak çıkar karşımıza. Yaşam üzerine egemen olan tanrıça ölüme de hükmeder. Ana tanrıçayı çevreleyen arslan, panter, boğa gibi hayvanlar, yaban domuzu, gelincik, tilki kemikleri ve akbabalar insanın denetleyemediği bir dünyaya aittir. Yani tanrıça İnsan toplumunun çevresini kuşatan vahşi doğaya egemendir. Ama doğurmanın ve yaratmanın sırrına sahip olduğu için insanın ve onun bir ölçüde denetimi altında bulundurduğu tarım dünyasında da bitki ve hayvanların çoğalmasını elinde tutar. Ancak bu dönemin insanı doğayı kendi dışında, kendi yasalarıyla yönetilen bir şey olarak göremediğinden onu, yani doğayı üstünde ama tıpkı kendi toplumu gibi kadın ve erkekten oluşan bir güç olarak görüyordur. Tıpkı gecenin gündüzü, yazın kışı, hayatın ölümü, ölümün hayatı izlemesi gibi aynı şeyin iki yüzü olan bu kavram, zıtların çatışmasıyla oluşan doğanın kendini yenileme gücüydü. Toplum birdi o zamanlar. Her ikisinde de aynı nabız atardı. Tanrıçanın çığlığı artık duyulmayan bu nabzın sessizliğidir.